Selamun aleyküm, aleyküm selam. Risale-i Nur mesleğinin tarikat olmadığını belirten bazı arkadaşlar Emirdar layıkasındaki Risale-i Nur mesleği tarikat değil, hakikattir sözlerini belirtmektedir. Aslı nedir? Risale-i Nur mesleği tarikat değil, da sahabe mesleği midir? Denildiği gibi teşekkür ederim. Evvela Risale-i Nur'un yazıldığı tarihi bir nazara almak lazım geliyor. 1926'da başlamış. 1944'te bitmiş. 1926 ile 1944 arası bir insan tarikat kurduğunu söylerse, tarikatçı olduğunu söylerse, şeyh olduğunu söylerse, mürit olduğunu söylerse, o takrir-i sükun kanununa göre şeye veriliyordu. Ne mahkemelerdi onlar? İstiklal mahkemelerine. İstiklal mahkemelerine veriliyordu. Ve oradan en az aldığı ceza 30 sene, 20 sene ve öyle şeyh-i mehim dedi demek keles gidiyordu. Bu 1924'ten 1950'ye kadar, yani 24-26 sene tatbik edildi bu. Bu Risale-i Nur bu arada yazılmış. Risale-i Nur bu arada yazılmış. Risale-i Nur yapacağı işleri ketmetmemiş. Yani kısaltmamış veya bunu yazmayayım dememiş. Yazmış. Fakat ehli küfrün anlamayacağı tarzda yazmış. Maksadını ehli küfrün anlamayacağı tarzda yazmış. Şimdi şeyde 28. lemada ben şimdiye kadar tarikat zamanı değil der idim. Şimdi ise 12 hak tarikatın skulasası ve tariklerin en geniş dairesi olan Risale-i Nur dairesine herkes kendi tarikatı dairesi gibi girmek elzem olduğunu anladım. Bu okuduğum hemen hemen aynısıdır, ezberdir yani. Fakat maksadını gizlemiş. Maksadını gizlemiş. 12 halk tarikatın hülasası, tariklerin en geniş dairesi. Dolandırıyor. Yani maksadını gizliyor. Bununla beraber en mühim mesleğin vazifelerine müteallik 5. mektup kesin ve kat'i olarak Risale-i Nur'un 2. hizmet devresinin tarikat perdesi altında olacağını net bir şekilde yazmış. Ama dikkatli okumak lazım. Dikkatli okudun mu? Mektubat-ı Rabbani'yi de bilmek lazım. Onu öyle bilebilmek için. Orada net bir şekilde Risale-i Nur'un 2. hizmet devresini tarikat perdesi altında yapacağını yazmış. Geçelim. Üstad, ben hakikat dersimi Gavs-ı Geylani, Zeynül Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hasan, İmam Ali vasıtasıyla doğrudan doğruya İmam Ali'den aldım diyor. Silsilesini yazmış yani. Ben üveysi olarak, tabir bu, ben üveysi olarak hakikat dersimi Gavs-ı Geylani, Zeynül Abidin, İmam Hüseyin, İmam Hasan vasıtasıyla doğrudan doğruya İmam Ali'den aldım diyor. Herhalde şeyi yok, yanlış olmayan bir ezber bu. Şimdi hakikat dersini üveysi olarak aldığı silsilesini yazıyor. Müridanının ayrı bir keyfiyeti var veya talebelerinin ayrı bir keyfiyeti var. Kendisi onların mürşidi durumunda. Bunun adına tarikat diyorlar. Mürşidi var, müridi var, silsilesi var,
irşat silsilesi var. Bunun adı tarikattır. Hakikat mesleği demek, hakikat mesleği demek, Risale-i Nur irşadını hakikat mesleğiyle yapıyor demektir. Hakikat ilmiyle. İslam'da gidiş üç ilim tarzıyla oluyor. Üç ilim. Bir şeriat ilmi, bir tasavvuf ilmi, bir hakikat ilmi. Üç. Şeriat ilmi doğrudan doğruya sahabe-i güzinin tamamı ve tabi'in ve tebe-ü tabi'inin en büyükleri bu ilimle gitmişler. Şeriatla. Doğrudan doğruya şeriatla gitmişler. Ondan sonra Hicri 300 senesinde Cenab-ı Hak tasavvuf namıyla İslam'dan çıkma, İslam'ın yani sahabenin hayatının süzülmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatının süzülmesi, bu zamana lazım olan ilimlerini, şekillerini tasavvuf namı altında tatbik etmiş. Sebebi şu, insanlar sahabe gibi şeriat ilmiyle amel edip kurtulma çaresini ellerinden kaçırdılar. Çeşitli milletler girdi, fitneler karıştı, o oldu, o oldu. Onun için tasavvuf ilmini çıkarttı. 1000 sene tasavvuf ilmiyle ümmeti Muhammed'i irşad etti. Ta Hicri 1300'e kadar. Hicri 1300'de Bediüzzaman Risale-i Nurlarla hakikat ilmiyle tarikat yolunda insanları terbiye etmeye başladı. Hakikat ilmiyle. Yani hakikat demek, ilim demek. Yoksa fizik, kimya, astronomi, matematik, bunlar hakikat değil, bunlar felsefedir. Çoğu bu noktada yanılıyor nurcuların. Hakikat ilmi, kimya, fizik, astronomi, matematik, bilmem ne, coğrafya, tarih. Bunlar felsefedir. Bunların İslam, Müslümanlar bunlara felsefe diyor. İslam'daki adı bunların felsefedir. Hakikat ilmi, hakikat ilmi, tasavvuftan ileri, şeriattan geri, orta yerde bir ilim şeklidir. İşte Risale-i Nur budur. Tasavvuftan ileri bir merhale, şeriattan geri bir merhale. Yani velayet-i usta, velayet-i sura tasavvuf mesleği, velayet-i usta hakikat mesleği, velayet-i kübra şeriat, yani doğrudan doğruya sahabe mesleği. Şimdi şaşıran bir nokta da şu oluyor. Bizim mesleğimiz sahabe mesleği. Doğru. Meslek sahabe mesleği, yapan kaç kişi? Bir kişi. Yol açan. Yol açan velayet-i kübraya mazhar olur. Yol açan. Yolda giden değil. Yol açan. Yani her hanefi İmam-ı Azam gibi değildir yani. İmam-ı Azam'ın fetvalarıyla amel eder, kendisi İmam-ı Azam değildir. Aynen onun gibi ki velayet-i kübra mazhariyeti Hazreti Bediüzzaman'a ve onun açılımı olarak Risale-i Nur'un tamamına verilmiş bir hakikattir. Yol açan demektir yani, yol, çığır açan demektir. Yolda giden velayet-i kübraya mazhar değildir. Yolda giden, ondan istifade eden insandır. Şimdi bak mesela tabiinin büyükleri, tebev tabiinin en büyükleri. Dikkat ediyor musun? Tabiin, Resulullah'ı göreni görmüş ama onların ancak büyükleri bu velayet-i kübreye mazhar. Tebev tabiin de en büyükleri mazhar. Yani ülema sınıfına geçmiş, sülaha sınıfına geçmiş. Yani müşrik durumuna gelmişler. Şimdi burada da hakikat mesleği demek fizik, kimya, astronomi bilmem ne değildir. Bunlar felsefedir. Hakikat ilmi Kur'an'dan alınan, tasavvuftan ileri, şeriattan geri, orta yerde bir irşat tarzıdır. Risale-i Nur işte budur. Yani insanları tarikat yolunda hakikat ilmiyle irşad ediyor. Şimdi bunları tahkik etmeden, anlamadan, araştırmadan, biz bu meselede eserler yazdık.
Allah ne kadar kuvvet verdi, yanlış, doğru. Allah'ın inayetiyle yanlışı yok, eksiği vardır. Yazdık. Alın okuyun. Alın okuyun kardeş ya. Yani okumayla, tahkik etmeyle insana kimse bir şey yapmaz ki. İnsan dinli imanı da terk etmez yani. Yani bir adam bir şey İncil-i Şerif'te 114 tespitler yapmış. Şimdi o Hristiyan mı oldu yani, İslam alimi? Sen de bunu oku. Yani gayri dinden olsa bile Risale-i Nur'la alakalı bir yazı insan alır, merak eder, okur. Hakikat ilmi demek fizik, kimya, astronomi bilmem ne demek değildir, matematik demek değildir. Bunlar felsefe ilmidir. Kur'an ilmi, hakikat ilmi tasavvuftan ileri bir merhaledir. Şeriattan geri bir merhaledir. Bu aradadır. Yani velayet-i usta mertebesidir. Velayet-i suğra tasavvuf mertebesi, velayet-i usta hakikat mesleği, velayet-i kübra sahabe mesleği. Sahaben tamamı. İşte yol açan büyükler Gavs-ı Geylani gibi, efendim Şah-ı Nakşibend gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi, 12 Hak Tarikat'ın reisleri gibi bunlar yol açan Velayet-i Kübra mazharı insanlardır. Evet. Dediğim gibi 28. lemada bir düstur ne hikmetse işte bu iddiaları ortaya atanlar bazı eserlerin bazı yerlerinde koymamışlar. Bir düstur neşriyatı bizim aldığımız? Zehra yayıncısı. Zehra yayınları neşretmiş. 28. lemada bir düstur. Ona bir bakın, okuyun. Ondan sonra meseleyi anlarsınız kardeşim. Abdülkadir Döner. Başladık madem. Bunları bitirelim Mustafa Bey. Bediüzzaman Kahtani hakkında bilgi vermiş midir? Ben rastlamadım. Risale-i Nur'da Kahtani ile alakalı bir şey yok. Risale-i Nur'da işari ve remzi manada ve tahkik ehline söylediği hakim gelecek. Hakim. Hakim isminde bir zat. Hakim veya sıfata hakim. Devlette icraat yapacak. Ondan sonra da Mehdi gelecek. Hem nasıl da o sıra hem en büyük müceddit. Bir müceddit. Hem müştehit. Hakim. Öyle değil mi? Evet. Efendim. Müceddit, müştehit, hakim, Mehdi. Mehdi. İşte bu dört, Risale-i Nur'da bu dördünü söylemiştir. Kahtani'den bahsetmiyor. Müceddit Risale-i Nur'dur. Kıyamete kadar ümmetin irşadına çalışacak. Müştehit Bediüzzaman'ın kendisidir, onu eserde yazmış. Hakim siyasi bir insandır, siyasi bir dehadır. Kendisi dahi olmasa bile deha vazifeleri yaptırılır ona. Deha unsurları yaptırılır. Yani ahir zamanın eşhasına ilmi zaruri ihsan edilir buyurulmuş. Yani o kendisinden, kendi kafasına, kendi çapını aşar o. Nitekim bugün devletin başındaki adam kendi çapını aşmış vaziyette. Kendi çapını aşmış vaziyette. Bütün dünyayı karşısına almış vaziyette. Ve hiç de tutmuyor ve başa da çıkarıyor Allah'ın izniyle. Yani kendisini aşmış. Türkiye şu anda kendisini aşmış vaziyettedir. Ondan sonra gelecek olan Mehdi'dir. Onun için Türkiye'deki ve dünyadaki mürtetler, münafıklar, kafirler falan sevinmesinler. Yani Erdoğan gitsin şu bu. Dua etsinler ki Erdoğan biraz daha kala. Çünkü ondan sonra gelecek olanın hiç onlara iyi gelmeyecek. Ondan sonra gelen onlara hiç iyi gelmeyecek yani. Evet, buyur.